Tapınağa gitmek üzereyiz demiştik. Ama bir takım leveller atlanacak, hatta belki de yatılacak, masılacak, gün geçirilecek falan demiştik. 432 paramız var Gülşan. En Evet. önemlisi, dedik ki Wolf Priest'e ne oldu? Wolf Priest'e Wolf Korn'dan bir Blessing geldi. Evet. Diyor ki Mutated Arm Executioner, Executioner, sol kol balta. sol kol balta, %6 armor absorption. Zaten baltanın kuralı bu galiba. Evet. Normal balta kuralı var sol kolunda. Bir de Mutated Arm, on it applies a poison debuff that reduces armor Orayı biz absorption. göremiyoruz şu anda Word açık olduğu için. That reduces armor absorption by eksi %3 for one turn stackable. Tabii stack etmesi şimdi burada az önce ben baktım. Şurada acayip bir durum var. Burada bir balta ve armband var. Armband mı? Görüyor musun? Bak, balta armband diye bir set var. Bir de boş el artı executioner diye bir set var. Bu herifin switch weapons yapması mı gerekiyor? Yoksa bu set böylece kullanılıyor mu, onu anlamadım. Şu anda görüntüde, çünkü gördüğüm şey executioner var. Kan damlayan bir balta herifin eli. Galiba bu kola bir de balta takıyor. Armband takıyor. Armband'in kuralı da Attacks cannot be Attacks parried. can parry. Biraz ilginç böyle bir, sanıyorum hepsi birden çalışacak şu anda. Yani bu adam şu anda çift balta kullanacak. Herhalde switch weapons yapması gerekmeyecek. Yani executioner 36-44. Buraya geçince 0'a 0. Yani burası yok belli ki. Bu ekstra kural için buraya konmuş. İkinci set Herhalde. herhalde öyle bir şey. 0 diyor buradaki demece yani. Yani sadece kolla oynayamıyoruz o zaman demek ki. Galiba. Ya yani bu kolsuz olmuyor bu. Bu kolsuz, bu böyle, bu adam böyle yani. Başka bir şey yapamıyor anladığım kadarıyla. Evet. Belki bir ihtimal şuraya bir silah daha mı konabiliyor? Koy bakayım. Oldu. Kılıç balta işte. Buraya balta koysak aynı oluyor mu demiş. Koy bakayım. Olmadı. 24, 29, 36, 44. Bu da bir acayip. Herhalde sebebi şundan olabilir. Yani öbürünün az olmasının. O executioner'ın bir damage'ı yok ya. 0-0 yazıyor ya. Evet. Herhalde Yani ondan yani. switch weapons yapmayacağız ve ben böyle oynayacağım diye tahmin ediyorum şu anda yani. Hani balta balta yapacaksak. Balta balta, ha, ya da o balta işte, şimdi onu konuşalım. O baltanın yerine şimdi ne yapacağız? Bu adam şu anda parry etmeye çalışırsa edemiyor. Çünkü parry stance'i açması için buraya sword alması lazım. Bence kılıç yapacağız orayı. Parry %28 ama. Zırhını çıkaracak olursak dodge'u kaç? 25. Evet. Belli ki Peri'ye gidecek yine. Peri etmeye. Savunması Peri Tabii ve olacak. askere gidecek. Peri yapacak, yapacak bir Tatlı şey yok. salmaya devam edecek. Dodge'cu değil bu adam yani. Değil. Ama Peri için de kılıç kullanacak. Ve zırh giyecek. Giyecek Tamam. bence. Light Armor Sword. Sağlam sword. En iyi sword'u kullanacak olan adam Wolf Priest oldu şimdilik. Ya dördüncü level Evet. olunca o kolda bir şey olabilir. Bilinmez ki bunlar. O zaman canımız sağ olsun zaten. Ne Korn'un yapalım ya. bileceği şeyler bunlar. Kılıç demişken şimdi orada zaten bir tek şey var. Hemen Wolf Priest'in level'ını verelim. Strength ya da toughness verebiliyoruz. Hangisini vereceğiz? Herhalde strength vereceğiz. Herhalde strength 9 yapıp blood offer. Ha, Blood Offering alacakmışız. Ha, bak yapamamışız. Temple'a gitmeden strength'in 9 yapamamışız adamın. O iyi değil. Ne yapalım? Aa, olsun. Tabii Artık canım, yapacak ne bir şey yok. yapalım. Bir de şimdi bu kadar lafa geçmişken Gözbülent'in elinde neden kılıç var? Start'ta vardı, o kullanmıyoruz. Bir Herhalde kalmış orada kendi bence. getirdiği kılıç. Ya kılıç doğru mu bu adamda? Bir şey çektiği zaman kılıç mı çekmeli? Onu da bilmiyorum. Ya bunu iki atak ya. Bu sonuçta hero. İki tane atak yapmasını sağlayan silah seti neyse onu kullanacağız bence. Abi şöyle, şimdi üçüncü kırmızıları 2-5 olduğu için Great Weapon da kullanabilir bu adam yani. 1-2-1-3 vurur. O zaman Great Weapon kullansın bence. Bence de Great Weapon kullansın. Great Sword kullansa mesela ve accuracy'sinin yüksek olmasının crit bonusunu Sword'umuz kullanır. yok. Yok mu? Great Axe var iki tane elimizde. Great Hammer var bir Ne tane. dersin? Bir de Great Hammer verelim. ya, bakalım ne olduklarını. Critical hit damage'im yükselir. Great Hammer'da Great Axe'de armor absorption diyor. Şimdi bakalım abi. Armor absorption, slow, heavy Gerisi tiring aynı. ikisinde de var Gerisi herhalde. aynı. Gerisi hepsi aynı. Armor absorption. Baltalar Bu armor armor geçiyor. deniyorlar. Eksi Hammer'lar 10 inisiyatif. hepsi aynıdır abi. Crit Harbiden. vurdu mu bu havaya uçuruyor. Bu crit vurunca öküz gibi damage vuruyor. Bu Ekirisisi de 7. accuracy'si 7, evet.
Hani şimdi hala bu adama yani. Biz tam build'ini bilmediğimiz için 4. level'dan önce herhalde X vereceğiz armor diye. Düşmanın kim olduğu bilmiyoruz ama Temple of Sigmar diyordu galiba. Temple of Sigmar'sa herhalde birileri vardır orada. Bacılar yani. Koruyordur herhalde. Temple of Sigmar'da kimi dövüşeceğiz? Bacılarla dövüşeceğiz herhalde. Yani şu factionlar içinde sanıyorum bacılarla dövüşeceğiz. Başka kim koruyor olabilir ki Sigmar Tapınağı'nı? Bilemedim. Şimdi Witch Hunters back. Bir ihtimal evet. Onlar da zırh giyiyorlar. O zaman evet. X verdik mi herife? Great X'i verdik. Statlarını da vereceğiz şimdi. Statlarını vereceğiz. Hala buradan ne vereceğimizi bence bilmediğimiz... Bence Marshall'ı vermeyeceğiz yine. Hala vermiyorum Marshall gerçekten. Verme. Tuhaf yani. Alertness, ver. Intelligence, Leadership. Leadership... De çok düşük ya Leadership'de. Abi çünkü yani. Bu yüzden okçu dedik adama. Bu adam Close Combat adamı değil. Weapon Skill 3, Leadership 2 diye başlıyor yani. Ama sonra diyor ki Close Combat yapacaksın adama. Çok acayip bir karakter, bir class bu. Close Combat'a girince o leadership gerekecek. Bu adam immune to psychology değil, bir şey değil yani. Abi buna 4. level'da eğer yine ok atmasını engelleyen bir şey gelmezse buna full okçu yapacağız zaten. Öyle görünüyor biz. O yüzden şimdilik... Bence alertness'ını verip geçeceğiz bence herhalde. Bence de. Weapon skill şey, Marshall'da beklesin. Ya da hani onu da bekleteceğiz. Hani leadership veririz belki. Mecbur kaldık, milliye girecek artık diyeceğiz. Ben de öyle düşündüm bir yandan. Yani... O birikeni de leadership'e vereceğiz. Beklesin abi. Alertness çok çok önemli değil orada. Çok önemli değil bunlar değil, bence değil, de değil. Leadership beklesin. Gerekebilir. Close combat'a girmek zorunda kalmıyorsa başka, kalıyorsa başka. Göz bir bekliyorsun. Gelelim asıl training'imize. Diğerlerinin statlarını geçtikçe yaparız. Training'de bu adamın Intonic yapacaktık. 4 tane unspent skill point'i var. Spell point'i yok. Yani asit breath'imiz yok. Plot dışında ama skill point'im var. Int 12'ye doğru götürüyorum. Şimdi leadership 12'ye gidecek bundan sonra. Ve weapon skill. Bak bakayım magister'a. Aktif skill'lerde order ama spawn geldikten sonra. Dur şu şeye bak. İnsan... Marshall nasıl yapacağız ona bak. Weapon skill herhalde. Ama weapon skill sonra accuracy orası. Weapon skill'i full diyorsun sonra accuracy full diyorsun. Peki, tamam. Yani başka diğerlerinin bir önemi yok zaten. Yok tabi evet. Şimdi gelelim skill'lere. Bu adama skill verecek miyiz? Yani verirsek iyi olur. Plot mission'ın çünkü zorluğu settir. Bize göre değişmez. 700 puan diyordur. 700 puan alamıyoruz. Alamıyoruz. Ne alamadık? Büyü alamıyoruz. Alamıyoruz. Şu anda. Skill alabiliyoruz. Point'imiz yok. Ben de açayım şunu. Oradan bir beraber bakalım. Channeling. Channeling spell casting chance'i mi yükseltiyordu? Bakalım işte. Sen oradan bak, ben de oyundan bakayım. Tamam, ben de orada aynen. Bence de öyle yapalım. Ben burayı kapattım. Oyundan channeling bir pasif intelligence skill'dir diye tahmin ediyorum. En üstte. Channeling evet. 100 para bir gün Zinch Curse chance'i düşürüyormuş abi. 5 düşürüyor. Master olunca 15 düşürüyor. 15 iyi. Evet. Zinch Curse chance'i düşürmek var. Expert başka ne var? Expert casting var ama Acid Breath'den sonra alırız demiş. Tamam onu. Doğru. Uzatıyor. Range'i uzatıyor. Bir de ne var? Avoid var. Avoid. Agility skill herhalde. O sanıyorum aktif skill. Agility'den. Yok pasif yok, skill. Yok sidestep aktif olan. Pasif skill. Avoid. Dodge artı 10. Güzel tabi. Dodge artı 20 diyor sonra da. Agility'miz yetmiyor ama buna şu anda. Yetmiyor evet. Evet o da bir buna ilginç bir noktaymış yani. Eğer aktif avoid skill'lerde introspection belki olabilir demişiz. Bir de sidestep demişiz. Introspection'a bakıyorum. Introspection 3 gün training'i 300 para. Sert bir skillmiş bu. Ne 3 maviyi bu? Bir kırmızıya döndürmeye yarıyor. Daha ileride lazım bu. Yani o biraz yani... biraz daha ileride lazım. Bir de ne dedin? Sidestep. Sidestep'te pasif. 2 kere dodge atma hakkı veriyor bir anda. Kaç agility istiyor? Aktif değil mi sidestep? Aktif. Agility 9 istiyor da. Bunu da alamıyoruz. Dodge'u atamadım. Bir tane daha dodge atma şansı veriyor. Evet, bizim abi alacağımız ya. Channeling dışında alacağımız bir ability, evet. Alabildiğimiz bir ability yok. Channeling de bir günmüş zaten. Yani şu anda versem end turn deyince, end day deyince o gelmiş olacak. Bunu niye vermeyeyim? Bence 100 bu para. Güzel, alabiliriz bunu. Tamam. Zinch Curse bir de üst üste 2 spell yapmayı kolaylaştırır. Bunu aldım ben abi. Al abi. Training'e koyduk herife. Başka kim var? Bu adama bir şey vermiyoruz. Skill'i var. Veremiyoruz. Dedik. Skill de veremiyoruz ki. Bekleyeceğiz dedik. Atılgan geldi. Atılgan 4 kırmızı. Zaten öyleydi. Ballistic skill'le devam ediyor.
skill'i varsa şimdi quick reload vereceksek bu herife 2 gün bekletiyor quick reload bizi. Yani evet iyi olur ama bir yandan da 2 gün beklemek istiyor muyuz? Diğerlerine bir bakalım. Burada quick reload var 200 para. Bunu verebiliyoruz. Duxus. Duxus'ta 4 unspent skill point diyor. Duxus'ta alertness ve weapon skill alıyor değil mi? Evet. Onda yani zaten bir, o çok düz adam olduğu için o rahat olursa. Bir tek seçenek bu heriflerden birine heavy armor proficiency verip heavy armor'a doğru götürebiliriz herifi. O bence Duxus. Olabilir yani. Heavy armor proficiency bu arada. Nurgle'cıya yakışır yani. Acaba adı ne olur onu bilmiyorum. Bak Hardy. Wound'umu arttırırım diyor. Bak bu da yakışırmış. %20 arttırıyor. Nurgle'cıya o da yakışır. Yakışır abi. Heavy bu hero olursa artık o zaman yaparız. Bunlar çünkü para yani. Para tabii para. Şu anda bu adama kolay verilebilecek olan pasif skill olarak şunları düşünelim abi. Flash Perry bir gün Perry artı 10. Hiç fena değil. 100 para. Hı-hı. Shield Specialist bir gün Perry artı 5 ama melee resistance da artı 5. Bunlar ikisi de çok güzel. Shield'da %100 emin olamadığımız için hani ve Perry'ci olduğu için bu adam. Flash bunun Perry olabilir. Bundan emin gibiyiz. Bu Shield'ı kullanacak artık yani. Evet. Bak Flash Perry şeye de gerekir. Wolf Priest'e de gerekir. Flash Perry ne yapıyordu? Artı 10 Perry. Bir gün 100 para. Güzel bir skill bu yani. Değer mi sence? %10 Perry chance. Herkese bir bakıp. Tamam. Diğer yani herkese bu, bir bakalım. Quick Reload var. Flash Perry var. Bu arkadaşa şimdi ekipman lazım. Strength'ini ve toughness'ını arttırıyorum. Değil mi? Benzer doğru. Bir adam yapacağız dedik. Aha evet. Duxus'ta benzer bir build olacak bu. O zaman benzer buraya Light Armor ya. Bulabiliyor muyum? Light Armor alacağız. Satın alıyorum. Al. Alacağım. 8 para. 8 paradır. Light Armor'ı satın aldım. Bir silah. Bu da Hammer kullansın. Bu da farkı o olsun. Hammer Shield. Critical Damage çok saçma bir stat değil mi ama yani? Ne ama damage'i galiba X'den yüksek. Az yüksek ama. Güzel abi. Az yüksek. Kılıç yani kalkan yapsak bunu Peri'yle olsa. Peri zaten bu da veriyor abi. Peri veriyor ve artı 10 Peri diyor. Kılıç crit chance yükseltiyor. Ha Peri vermiyor tamam. Peri de veriyor da kalkan zaten Peri'yi veriyor kendiliğinden artı 10'la veriyor. Bir anlamı kalmıyor kalkan. Kılıç kalkan anlamlı bir build değil. Kılıç kalkan saçma çok anlamlı değil yani. Saçma bir şekilde evet yani. Crit atmaya yarıyor kılıç ayrıca. Abi X Shield. Baltası olsun bunun da o zaman. Mace Shield öbürü. Bu da balta Shield olsun. Ha öbürü Mace Shield değil mi? Doğru söylüyorsun. Öbürü Mace Shield. Kafaya bir helmet. Helmut Kopenhagen Fagen Fagen. Kopenhagen Fagen'i taktık ve Mark of Nurgle değil mi? Şimdi abi ikisi de aynı olmak zorunda değiller. Değiller. Doğru. Siyah olabilir bu arkadaşımız. Undivided'ci olabilir. İşte Undivided'ci. Böyle ha, bir adam bakalım olsun. Color setlerinde neler var? Color 1 bu galiba. En son Color da biraz. Ya mesela bu da iyi geçmiş. Değişik. Böyle bir leather armor. Siyah başka bir set. Beyaz kafa bu da güzel. Yeşile doğru eğimler. Hepsinin kendi renkleri var ama tanrıların renkleri var ama ortası açık deri olan. Korn. Bir de koyu. Ha, bir de bu varmış. Bu da böyle ilginç bir şeymiş. Slanesh. Bu Slanesh'çi mi? Yo, zinçi bu. Bu zinçi galiba. Bu zinçi evet. Bu Korn. Yok. Slanesh. Yok. Yani işte tanrıların renklerinin yanında değişik şey renkleri vermişler. Ivır zıvır. Ya senin şeyin tızenç değil mi abi? Tızenççi olsun adam. Abi şimdi iki tane zinççi var. Bir tanesi Gözbülent, bir tanesi Gülüş. Doğru söylüyorsun. Diğer herkesten birer tane var. O zaman bu da evet tamam. Şey Undivided olacak herhalde spawn. Gerçi zinç büyücüsünün spawnu zinç spawn olur ya. Olur diye tahmin ediyorum. Evet. Yani bu milliyetçi tanki bu Cornet olabilir bu da. Tamam Cornet olsun. Hiçbir sorun yok. Şöyle bir Cornet bir adam. Çünkü artık Wolf Priest'le kolay kolay karışmazlar. Wolf Priest'e benzemiyorlar zaten. Kalkanı yok bir de artık yani. Ha, uzaktan da karışmazlar. Evet. Tamam. Cornet Warrior, Nurgle Warrior, Korn Berserker. Doğal, doğal şeyinde gidiyor. Zinç mutantı, Slanesh okçusu, zinç büyücüsü. Zinç büyücüsü ve onun zinç mutantı. Şey, ne o? Spawner, tamam. Wolf Priest'i, şey aman, kime? Bu herifi yaptık. Wolf Priest'i yaptık, bir sıkıntı yok. Her şeyimiz tamam abi. Skill veriyor muyuz? Skill veriyor muyuz? Herkes meselesi? Tamam mı? Şey, atılgana bakmadık. Baktık. Bakmadık mı? O geçti arada. Emin olalım. Geçti, onda sıkıntı yok. Bu herifin elinde dagger var.
Dagger yerine bu adama Mace vermek lazım bu adama aslında. İlle de çekmek zorunda kalıyorsa artı tweet vermek lazım. 3 weapon skill'e. Ama Mace'imiz olmadığına göre Dagger'ını çeksin işte yani. Tamam. Geriye abi kaldı şey sorusu. Hil sorusu. Günüşen train'de bir gün train'de. Bu bir günde biz flash peri verebiliriz. Quick reload 2 gün retrain. 2 gün training'i sürüyor. Ona ne dersin? Bunlar şey için diyorsun. Atılgan için. Değil mi? Bu heriflere 100'er para birer flash peri bayağı perilerine artı 10 veriyor. 38 mi ne perileri 48'e mi ne çıkarıyor. Fena 200 değil para o. Kaldı 124. Quick reload 200 alamayız, para. Alamayız. Bir de quick reload 24 TL kalır cebimizde yani. Quick reload 2 gün. Bence flash perileri verelim. Quick reload'u da bir dahaki bahara diyelim. 2 gün dinleneceğimiz zaman evet. Diyelim. Aynen öyle diyelim bence de. Flash perileri veriyorum bu arkadaşlara. Bir gün diyordu değil mi? Bir gün 100 para. Evet tamam. Duxus al sana flash peri. Ursus al sana flash peri. 34. Bu 38. Niye? Weapon skill'i 1 yüksek. E tamam. Yani %40-50'ye yakın perileri oldu. Tank olarak gayet uygun. Güzel yani. Gayet güzel. Bir günü geçiriyorum. Başka yapacağımız bir şey yok. Zaten end turn diyeceğiz ve görev açılır. Göreve gidiyoruz. Doğru. Next day. New hired swords are available. Gülüşen has done channeling. Herkes öğrendi. Flash peri. New hired swords. Peki. Campaign mission. Bizden böyle bu smugglers'den de işte quest isteyen falan Shadowlord, Madlord bir şey yok mu şu anda? Shadowlord henüz bir şey istemedi. No shipment diyor. Diğerleri de istemiyorlar ama 60 iken ben şeye yollayabiliriz ha. Buradan dönüşte biz para... Ama bir açalım orayı ona da bir bakalım. Hani 100 olunca bir şey ifade ediyor diyordun. 100 olunca reputation'ı reputation bonusunu %100 veriyor ama parayı hemen yolluyor yani. Ve biz bu mission'dan plot mission sonuçta yaralı dönme ihtimalimiz var, gün geçirme ihtimalimiz var. Paralı dönme ihtimalimiz de var. Temple plot mission olduğu için biraz para toplasak iyi olur ya. Bu 60'ı yollayalım mı Black Pit'e? Ben Black Pit'e niye yolluyorduk bunu? Ha bilmiyorum. Şey yapmıştık. Burada strength ve toughness skill'leri ucundatıyor. Ve intelligence skill'ini ucuzlatıyor. Bu çok önemli tabii. İlk etapta. Burası ise ballistic skill, agility, leadership falan ucuzlatıyor. Alertness falan diyor. Shadowlord. Shadowlord'a bir 360 mı vermemiz lazım? Yedi artması için. Evet. Shadowlord bir şey ucuzlatmıyor. Seni çok fazla zorlamam diyor bana. Buna yollamadıkça yetişemeyeceğim miktarlarda verirsen istiyor. Beni arttır ki diyor yetişebil diyor aslında. İstediğim üç tane talisman veririm. Good quality. Bir tane Mordheim haritası veririm. O güzel. Onlar güzel. Etrik fokuslarımızı verdi zaten. Evet, good quality talisman güzel. Mordheim map. All Wilson requests are now paid at %60 off market price. Yani daha pahalıya satmaya başlıyor. %50 ile başlıyor. Ucuza satarak başlıyoruz herife zaten. Kendi patronumuzu ucuza satıyoruz. Nerede? Yani giderek yaklaşıyor. %70'e kadar yükseltiyor verdiği parayı. Yani bu herife yolladığım para aslında Winston aslında ucuza gidiyor herife. Ama çare o diğer yok. Herkes için de öyle herhalde ama. Hayır. Değil mi? Yani bir tık fazla galiba diğer. Bunlar daha çok para veriyorlar ama o herife para vermezsen, istediği shipment'ı yollamazsan gelip basıp bizim base'e ağzımızı yüzümüzü kırıyorlar. O yüzden vermek gerekiyor yani o parayı. Okay. Abi ya traininglere gideceğiz ya da gerçekten Shadow Lord'a gideceğiz ve talisman. Burada ne diyor? Enchantment pack regular perforation. Bunlar ne demek bilmiyorum mesela ben. İtemler. Bu şeydir abi, itemlara böyle slot oluyor takıyorsun ya, onlardır onlar. Işte. Olabilir. Enchantment pack olabilir onların adı. İleride tohumlar momlar veriyor. Yani hiç kasmayıp Black Pit'e. Biz doğrudan doğruya bütün paramızı sürekli Shadow Lord'a verebiliriz ve bunda bir yanlışlık da yok. Ne düşündün? Yerlerinin yani neler unlock ediyor onlara bir bakalım. Burada magister veriyor bir kere. Böyle bir şey kabul edemeyiz böyle bir şeyi. Bu kim bu? Black Pit mi? Ya ederiz niye demeyelim canım, bir şey olmaz. Tamam, yancı gelir diyorsun. Bunlar ne unlock ediyorlar abi? Dark Soul veriyorum diyor. Levelli herhalde. Training booklar veriyor. Physical grimoire veriyor. Ayrıca markette satılır hale geliyor. Bunlar çok yüksek level'lar tabii de. Necromancer falan diyor. Acayip hero'lar veriyor. Night Runner veriyor. Black Pit'te şey veriyordu. Bu Warp. Evet, Warp Guard ve Gaul veriyordu da. Mutant. Değişik yani veriyor. Ama 4 çok yani. Tabii canım. Çok. Hero Mutant diyordu, o herkese veriyor ya onu, herhalde o yüzden koymuş onu. Herhalde.
Mental grimoire. Bizde mutant verip ne yapacak yani? Evet değil mi? Bizim mutantımız zaten var. Bize Warp Guard ve Gaul acayip. Necromancer. Necromancer acayip. Dark Soul vereceğim. Nightmare falan falan. Emin olamıyorum buradan ben. Bir türlü emin olamamışımdır. Emin olamaya gelmişimdir yani. Özellikle senin aklına bir şey gelmiyorsa. Gelmiyor valla. Valla o zaman abi ben de yani şöyle Warp Guard çok acayip olabilir. Black Pit. Ayrıca aynen. Black Pit'i seçmemin sebebi şey işte. Şu skill'leri çabuk alabilirsen. Çünkü bunlar Intelligence, Strength, Toughness, tam Chaos'un primary skill'leri bunlar işte yani. Bunlar... Kaç vermemiz lazım buraya? 105. 100 verince Intelligence. Ki bir Intelligence skill'i şu anda train ettik bile. Yani kolay şey yapmıyor ama daha Gülüşen'in alacağı Intelligence skill'ler var. Onu biliyoruz. O yüzden ucuzlatmak iyi olur. Drought of Concentration. Bilemedim gerçekten ya. Ben de bilemedim. Bence şeyin sonucunu bekleyebiliriz. Ama hani yatacağız matacağız diyorsun. Ha, para gelsin ben... ya. Hadi bir gün yatsın bir gün beklesin ya. Bir gün geç geliverir. Biz gidip alalım bakalım herif bize ne ödül veriyor. Shadow Lord'a onu görelim. O zaman campaign map'e geldim ve mission'ı okuyorum. Mission bana diyor ki. Ne diyor? The demands from the pit are simple. Defile the temple and drag it down into the darkness that has claimed Mordheim. Tamam. Makul. Şunlar bunlar. Bir sıkıntı yok. Hah şey alacak, item alacak mıyız meselesi var şimdi. Alacağız asıl, bence. Değil mi? O işin o tarafı var. Gülüşen'e ne vardı böyle special item? Sticky Slash, Oil Bomb işe yarayabilir. Oy, bomba alınır ben. Temple'a gidiyoruz dedik. Etherik Focus belki işe yarayabilir. Şimdi bir tane Etherik Focus alacağız bence. Tamam, Gülüşen'e Etherik Focus alalım. O. Evet, bence de. Oil Bomb işte bir tane alacağız. Belli ki. Healing Drought, güzel olabilir. Buna mı ama? Yaralanan, tabii yaralanan adama. Bu arada kendisine ya da Self or Single Ally diyor. Başkasına da yapılabiliyor healing. Dolayısıyla buna bir healing skill olarak düşünerek buna verir. Bu o kadar ağzı burnunu dağıttırtmıyor çünkü biraz arkadan böyle healing'i söylüyorsun değil mi? Için. Öndekini biri girip iyileştirebilir bu healing draft. Tamam. Bu da verilebilir. Verdim. Supply karakter. Evet doğru söylüyorsun. Support karakter olduğu için. Support gibi de oynayabiliyor çünkü. Genelde artık öyle oynamaya başladı. Marauder'ı vurmak zorunda değil yani. Marauder'ımız geldiğinden beri. Bu Armor Absorption'ı buna vermeyeceğiz. Bu Madrage Hood'ları minicilere zaten vermez. Satacağız dedik. Bugman's Ale. All Alone Fear Terror. Fear Terror sanmıyorum. Sigmar Tapınağı'nda karşılaşacağımızı. Evet yani hani. Armor Absorption var iki tane. Birisi çok çok tıslı. To Hit var. Bu da alınabilir. Bu da verilecek. Buna i̇ki değil de. Ne dedik? İki tane Mandrake Root mu? Tabii iki tane Mandrake Root. Bu kadar. Bir de. Oil Bomb ver abi bence oil kendi Gülüşen'e. Gülüşen'e Oil Bomb. Abi herkesin bir cebi boş kalsın. Ne olur ne olmaz. Plot Mission'dır. Şuradakini al buraya götür falan bir şeyler çıkıyor çünkü Plot Mission'lardan. Tamam o zaman Gülüşen bu kadar. Tamam. Göz Bülent'e veriyorum. Şey. Oil Bomb ver ona bir tane. Veriyorum. O da arkalarda duran bir tane Sticky Sludge ver ona. Kontrolü bu yapsın diyorsun. Tamam. Haha. Bu herife bir şey vermiyorum. Bu adamlardan ver, biri. Ver ona da ver. Bence ona da ver. Ne ver? Oil Bomb ver. Tamam. Oil Bomb verdim. Ha, atsın arkadan. Duxus'a Mandrake Root Armor Absorption. Tabii. Makul değil mi? Tabii. Ursus'a da Mandrake Root. Sadece onu vermeyebilirsin. Başka ne kaldı? Abi Crimson şeyleri satacak. Bunu bana verdim. Tamam. All Alone Fear beni ilgilendirmez. Antitoksin. Bu konuyla alakası yok. Antitoksinin de burada bir alakası bence yok. Bence de yani toksin ve psikolojinin çok önemli olduğunu sanmıyorum. Madcap Mushroom. Bak Mazel var. O da gelecek. Abi psikoloji. O da önemli değil. Madcap Mushroom var. To Hit. Ha, Madcap Mushroom demek istedim ben. Tamam, ben bunu şeye verelim diyorum. Wolf Priest'e verelim diyorum. Ben de onu diyecektim. Tamam. O mantarı çekip kafayı yemiş. Kafayı yemiş. Berserker olarak gider. Uçsun. Tamam. Başka da bir şeye gerek yok, yok herhalde. Arka taraftan Eğri'ye bir şeyler atanlar. Gülüşen'le Göz Bülent. Ve şey. Ve şey. Atılgan. Tamam. Arka hatlarımız kontrol şeylerini aldı. Ön hatlarımız armor ve damage aldı. Ne yapacaktık ki zaten yani. Kendileri tamam. Buff'lıyorlar onlar. Bu kadar Gülüşen. Hazırlanıyoruz. Gidiyoruz Temple görevimize. Evet. Launch misyon. There is glory in terror.
Atrocity'de güç vardır diyor. Vardır, doğru. You have seen the deceit, the cowardly and weak called civilization. Evet abi, uygarlık dedikleri gibi. Tek dişi kalmış bir canavardır dedi. Tek dişi kalmış canavara gidiyoruz gerçekten. Aptallar düzeni, düzen illüzyonuna bir şey zannederler dedi. Abi hayat diyor, domination'dır. Kimin kimi dominate ettiğidir diyor. Saçma sapan, saçma sapan ahlaki şeyler filan. İmparatorların köleleri, putperestler diyor onlara ya. Bunlar putperestlik yaparlar. Putperestler onlar olması çok güzel. Çünkü biz zaten ne işte yani, evet yani. Yalan olan bir tane onların tanrısı. The might of our Shadow Lord is all around. Bu arada Shadow Lord da kimdi bilmiyoruz değil mi, Shadow Lord'un kim olduğunu? Ne açıdan soruyorsun? Bir dört primary Kaos Kod'dan biri değil yani. Buranın genel bir şey. Melakor. Melakor mu? İlk Demon Prince işte. Öyle mi? Bak onu ben bilmiyordum. Efendim kızgın diyor. Bu Sigmar tapınağı benim şeyim, bahçemin ortasında niye bir kaos şey Sigmar tapınağı var? Temizleyin burayı diyor. Benimle gelin diyor. Aa, kız da geliyor bizimle. Demon kız da geliyor bizimle. Öyle mi? Öyle, ben gelin benimle diyor. Together we shall storm the old temple falan diyor. Gelsin buyursun. Buyursun. Shadow Lord'a komutlarına uyacağız. Peki. Mergale beraber gidiyoruz. Tamam. Certain game rules. Enemy warband will never root. Tamam. Ama biz kaçarız. Bütün objektifleri yapmak zorundasın. Düşmanın adamı azalınca reinforcement girer. Dramatis personel olacak. Tamam. Dramatis personel düşerse alır kaçarız. Çatışma biter. Item alırsan ve kaçarsan hiçbirisi seninle geri gelmez. Peki. Pekala. Keep Merga alive. Birinci objektif. Retrieve the unholy relic from your chest. From my chest. Peki. Have Merga defile the fountains. Have Merga ignite the Deus Sigmar. Peki. Tamam. Ateşe vereceğiz. Çeşmeleri temizliyoruz. Deus Sigmar nedir bilmiyorum ama onu da yakıyoruz. Bu ne saçmalık yakıyoruz. Bu ne saçmalıktır diye yakıyoruz. Çeşmeleri temizliyoruz. Bir de retrieve the relic var. Bir de yani chest'imizde bir relic var kullanmamız gereken. İlginç, evet. Git onu al diyor. O fountain'larda kullanacağımız bir relic herhalde o. Herhalde 57 numarada herhalde Merga var. Bizim 57 numarada. 53'te gördüğümüz birisi var. Var, evet. Ben neredeyim abi? Kuzey. Tapınak bu. Burada biri bizim var. Bizim askerlerimiz neredeler? Bakacağım. Isolde Konigsdottir diye birisi var burada. Bu bir augur. Ha, gözü bağlı kadın ikonu o. Bu bir augur. Ha. Şimdi abi biz buradayız. Dalcı. Bizim arabamız burada Günüşen. Atılgan ve Wolf Priest var Günüşen'le birlikte arabanın yanında. Tamam. Temple bura. Çocuklar nerede? Çocuklar arka kapıdan dolaşmış. Ha, Merga'da. Merga'da yanına gözbülenti... Dark Soul'ları ve gözbülenti almış. Dark Soul'ları almış. Onlar arkaya geçmişler. Peki. Burada bizim yanımızda kim var? Günüşen'in yanında kim var? Çok da fazla tank Wolf yok ha. Wolf Priest'te okçu var. Orada çok angajman güçlüsü değiller bunlar. Evet. Ama gerçi girerler yani. Girerler. Hani biz saldırıya uğrarsak çok hoş değil bizim durumumuz. Burada bu kadar bir lootlar var. Ortada bir temple görüyorum. Bu bir nedir? Sisters of Sigmar rakibimiz. Arabaları onlar. Tamam. Hırın değil mi? O demek. Bu araba değildir herhalde de. Onların şey pointi orası. Sisters'la, point işte. Sisters'la karşı karşıyayız. Burada bir çeşme herhalde bu. Evet. Onlar bence fountainlar, evet. Temizlenecek olan iki çeşme var. Birisi burası da parlıyor. Tamam. İki çeşme temizlenecek. Şu ortası da Deus Sigmar'ın olduğu yer. Deus Sigmar yani. Neyse o herhalde. Deus Sigmar nedir? Deus Sigmar'ı yakacağız işte. Tamam. Ön kapıda hangimiz varız bilmiyorum ama biz ön kapıdayız galiba. Burası ön kapı olmaya kapıda, daha tabii ön kapıdan bizim Günşen'i yollamış Merga. Arkadan ben girerim biz demiş. Arkadan gireriz demiş. Bir tane sen tip şey biliyoruz. Sen şey yaparsın demiş. Bir tane tip biliyorum. Bu tiple ilgili sana verebileceğim bilgi Tyring. -125. Demek ki Duel Wield'ı var bunun. Duel Wield'dır. Dodge %40. %40 Dodge var. Agility'si var. Bu Agility Alertness karakteri. Falan bir kız, evet. Agility'li alertli. Hero. Hero, double weapon, dual weapon'lı, agility'li hero'su var. Başka bir tip bilmiyoruz şu anda biz.
Yani bunları... Chains of Chaos Atlas'ı bir karaktere benziyor yani. Evet, şimdi bir de Gülüşen'in gözünden sana ortamı göstereyim. Oo. Ortam Mortheim. Arabamız şurada. Maşallah. Arabadan bir şey almamız lazım ha. Merga öyle demiş. Arabadan bir şey alacaksınız diyor. Atılgan alabilir ona en yakın Relik orada. Relik var diyor. Kız nerede? Oh. Kız kapının önündedir. Ha, giriştedir tam. Herhalde. Tam şurada duruyor. Atılgan'ın arkasına doğru yan yana yanan insanlar var. Burada evet, şuralara bir bakayım. Gülüşen yapmış olabilir bunu. Sahne Warhammer'a müsait. Saha Warhammer'a müsait bir saha. Kapının oraya doğru bak bakayım kız. Bakacağım şuraya bir geçeyim bizim arabaya doğru. Burada da değil. Bu kız nerede? Yukarıda mı? Aa, yukarıda galiba. Aa, yukarıda. Yukarıda. Evet. Atlar mı tepemize? Buradan kafirler bağırıyor oradan bize doğru. Kim kafir lan, dur yakacağız şimdi Sigmar şey. Deus Sigmar. Deus Sigmar'ın ne olduğunu bilmiyorum. Göreceğiz. E geldim bu kadar. Ben alıyorum şimdi, beceremez o atılgan bu şeyi ya. Relik melik. Tamam. Benim bir tane slotum vardı hatırlarsan. Ha mesela bak, bu da o olsun. Holy Relic. Aldım. Holy Relic diyelim. Holy Relic tabi canım işte. Bir relik var. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Bu. Aldım. Ha, bir sürü quest çıktı. Defile Sigmar Shrines with the Relic. 0/6. 6 tane shrine'a Gülüşen'i götüreceğiz. Oraları bir temizleyecek. Bell of Sigmar'a Gülüşen'i götüreceğiz. Bell nerede? Ha orada herhalde. Şurası herhalde. Bir çan var. Bak şurada görünüyor çan galiba. Var, evet. Çanı temizleyeceğiz. Cif. Aldı eline cifi. Tabii. Çeşmeleri. Şuranın altarları. Bu şuranın haline bak diye temizleyeceğiz orayı. Merga bu arada çeşmeleri susuz temizlik olmaz çünkü. Tabii. Bütün Sigmar tapınağını ciflemeye geldik. Temizliğe geldik. Sigmar's Hammer'ı defile edeceğiz. Sigmar's tamam. Hammer nedir bilmiyorum. Sonra da Deus Sigmar'ı ateşe vereceğiz. Deus Sigmar'a bu nedir böyle diyeceğiz. Mikropları kırsın diyeceğiz, yıkacağız orayı da. Girip içeride Sigmar'ın kirlettiği her şeyi ciflemeye geldik. Anladım. Cif de Gülüşen'in elinde şu anda. Evet. Ben burada bundan sonra sıkarım. Böyle şöyle bir scouting yapıp duracağım. Herhalde bana kimse gelmez. Ben biraz geride durayım Gülüşen. Üst kattan kafamızın üstüne gerçekten oraya kadar. O yüzden durayım ve doge edeyim. Dur. Dua et. Edin. Dua tabii et. Canım. Dur ve doge etme. Dur ve dua et. Inventory fullse full. Ben Tizenç bana yardım et. Bu kadar cifle nasıl başa çıkacağım dedim ve Doge'unu şimdi edebilirsin. Doge'umu şimdi ettim. Önce dua sonra Doge. Önce sünnet sonra deniz gibi bir şey bu. Bir sürü şeyler yazıyor orada. Görevler yazıyor. Merga'ya geldi. Merga'yı bir görmek istiyorum. World of Pain diye bir şey atıyor. Elinde... Hemen de burada bir düşmanlar mı çıktı ya? Galiba birileri göründü. Merga bir Demon değil, Sorcerer değil mi? Neydi? Tabii, neydi bu Kaltın? Katlayıcı bu da. Kaltın adı neydi? Sen biliyordun Kaltın adını. Bilmem ne Kaltı demiştin. Mutant bir büyücü evet. Yazıyordu başta da hatırlayamadım şimdi. Yanında iki tane bizim Dark Soul'umuzu almış gerçekten. Hırsızla uğursuzu almış. Göz Bülent'i de almış. Herkesi almış yanına yani. Asıl işi ben yapacağım diyor. Ondan sonra ama nasıl olacak da Gülüşen bütün çeşmeleri temizlesin. İçeride buluşacağız zaten belli ki. Yani. Belli ki. Yalnız buradan bir giriş var. Buradan bir giriş var. Buradan giriş yok gibi gördüm. Tapınağa bakıyorum şu anda. Zıplayarak bak şu... üst kata çıkılabiliyor ama bak. Aa, o bir fikir. Ben şöyle bir bakayım. Buradan bir giriş var gibi görünüyor bak. Şurası kırık. Çeşmelerin olduğu... Burada adam asmışlar. Peki. Çeşmelerin olduğu avlulara kırıklardan girebiliyoruz ya da tırmanarak içeri girebiliyoruz. Merga sen direkt neler yapabiliyorsun? Gir. World of Pain ne işe yarar? Dört kırmızı. Damage vuruyor. Ignore armor. Enemies within 5 metre radius around. Damage. Ha. Benim çevre... vuruyor bir de. AOE damage. Bütün etrafına vuruyor. Ignore armor. AOE damage. Zinch curse artı bir. Evet. Eğriye damage vuruyor. Kendisi düşmanın içine girip eğriye damage vuruyor. Bir star var. O da Chains of Chaos. Chains of Chaos var bir de. Peki. İşini bilmiş o da. Tamam. Siperleri bunlar. Skill'leri ne? Active skill'leri yok. Passive skill. Active skill yok. Bir sürü pasifi var. Stun resistance. Magic resistance. Magic resistance. Çok magic resistance'ı var. Tamam. Aktif başka skill yok abi. İki tane spell'i olan. Elinde de galiba staff var. Staff var herhalde.
Bir büyücü bu aslında. Inventory'sinde item bir şey var mı atmalık? Ergaz relik. O, bir o tane şey kullanacağım. Herhalde bir relik sende. Burada da cif var. Evet. Kendi cifi var. Kendi cifi var. Bir cif. Domestos. Bir domestos. Sendeki domestos olsun daha çok yakışır. Çünkü sen hangisi yakışır Gülüşen'e? Yok canım bu bendeki domestos olsun işte. Tamam bu da cif işte. Tamam cifler domestos olsun. Cifli ya. Abi buradan şimdi başka başladı. Bunun nesine bakacak? Bunun zırhı mı var üstünde? %35 armor absorption diye bir şey görüyorum orada ben. Sword alternate weapon'ı var. Immune to all alone fear. Dramatis personae'yim. Zırhın burada yazıyor mu? Ha şurada aşağıda yazıyor. 135 gerçekten. Heavy armor. Heavy armor'lı bu. Hem de heavy armor'ın ya çuktuslu bir heavy armor ya da başka bir şeyler daha var. Az değil 135 yani. Kalın bir çocuk yani. Kalın. Kolay kolay ölmez mi yani? Heavy armor'lı büyücü işte yani. Aslında Chaos Sorcerer adını verdiğimiz adam. Sırf bu yüzden Gülüşen'e heavy armor giydirip iyi bir heavy armor bulmak ve onu da heavy armor'lı Chaos büyücüsü yapmak istiyorum yani. Evet bir noktada olabilir öyle bir şey. Lazım gerçekten. Peki abi şimdi seçeneğimizi sen söyle. Şeye gitmece var. İki kırıktan girmece var ya da buradan tırmanmak var ama tırmanıp. Abi sen de oraya tırmanacaksın yanından o şeyler gelemeyecek. Gelemeyecek. O yüzden ben sağdaki bahçeden girelim biz. Bence de bahçeye giriyorum.